Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Gününüz güzel geçti mi? Bu önemli bir soru. Çünkü biz nasılsın sorusuna hep iyiyim diye cevap vermeyi öğrendik. Çünkü tam olarak nasıl olduğumuzu ne kendimize sorduk, değil mi? Ne de başkalarının bilmek, gerçekten bilmek istediğini düşündük. Ama burada hakikaten büyük bir içtenlikle paylaşıyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Gününüz güzel geçti mi? Keyfiniz yerinde mi? Zorluklar yaşadınız mı? Yaşadığınız zorluklar karşısında nasıl hissettiniz? Yorgunsun. Evet, yorgun olabiliyoruz. Başka neler hissediyoruz? İniş çıkışlar yaşıyor muyuz? Yalnızlık hissediyor muyuz gün içinde? Nasılız? Yalnız olduğunu hisseden var mı? İyisiniz. Başka? Birazcık paylaşalım mı? Bugünümüz nasıl geçti? Çünkü bahsettiğimiz gibi çoğu zaman nasılsın, iyiyim ve böyle geçip gidiyor. Ama kendimize düzenli olarak nasıl olduğumuzu sormak aslında pratiğin çok önemli bir parçası. Nasılsın? İyi misin? Neye ihtiyacın var ve senin için ne yapabilirim? Çok kilit sorular, öz şefkatin ana anahtarları. Nasılsın, iyi misin? Bunu da şimdi konuşacağız. Hem yalnızlığı konuşacağız hem de bu soruların aslında nerelere bizi götürdüğünü konuşacağız. İyisin, kendinle sohbet halindesin. Aşk sancısı çekiyorsun. Wow, evet çok güzel. Yalnız hissediyorsun. Ayrılık sızısı çekiyorsun. İnişli çıkışlı bir gündü. Arkadaşların var ama yalnız hissediyorsun. Kimi zaman yalnız hissediyorsun. Özlem, anılar, yorucu, gergin bir gün. Evet, işin aslı bu değil mi? Kimimiz yalnız hissediyoruz, kimimiz aşk acısı çekiyoruz, kimimiz çok temizlikler yaptık, iniyoruz, çıkıyoruz, geriliyoruz, kopuyoruz. Gerçek bu. Gerçek bu duygular. Yoksa iyiyim deyip geçiştirmek değil. Önceki gün ayağın kırıldı. Çok geçmiş olsun. Çok çok geçmiş olsun. Umarım her şey, biz de senin için dua edeceğiz buradan inşallah. En kısa zamanda atlatırsın. Kalp sızısı. Kendini sormaya vakit bulamıyorsun. Ancak kendimi ayırdığım zaman, birlikte olduğumuz zamanlar. Peki, tamam. Dün gece aynı soruyu kendine sordun ve esneme egzersizleri yaptın. Normalde hiç yapmazsın. Bravo. Kendimize yavaş yavaş dönmeye başladıysak bu iyiye işaret. Bu süreçte değil mi? Ya iki yolumuz var. Ya kendimizden iyice uzaklaşacağız ya da kendimize yaklaşıp neler olup bittiğiyle karşılaşacağız. Çok gergin, şüpheci geçti. İş yerinde haksızlığa uğradın. Ne yapacağını şaşırdın. Evet, haksızlığa uğradığımızda özellikle kendimizi çok yalnızlaşmış hissediyoruz. Birisi bizi suçladığında yalnız hissediyoruz. Hata yaptığımızda kendimizi yalnız hissediyoruz. Öyle değil mi? Yalnız bırakılmış bir köşeye ve orada unutulmuş gibi hissediyoruz. Kübra, iyi ki bu yayındasın bu akşam. Hep birlikte bu yalnızlığın nasıl, aşk acısı çekerken bile yalnız hissedebiliyoruz. Özellikle de tabii o zaman bazen bir bağlanma oluyor çünkü aşk acısında. Bir derinden bir bağlanma ama aynı zamanda da terk edildiysek veya olamayacak bir ilişkiyse yine yalnızlık hissi yoğun oluyor. Ayrılık sancısı, suçluluk duygusu. Bu duyguların hepsi korku, kaygı, suçluluk, utanç. Değil mi? Bu duygular bizi müthiş bir yalnızlığa itiyor. Koskoca evrende bir tek parça halinde ve yapayalnız olduğumuzu hissediyoruz. Bu bir insanlık paydası. Aslında hepimiz böyle hissediyoruz. Eğer bir bağ kuramamışsak, ki bu bağ kurmak bize aslında ne okulda öğretildi ne ailelerimizle öğretildi bağ kurmak, öyle değil mi? Onun için de çoğu zaman kendimizi yalnız hissedebiliyoruz. Aslında bizim toplumumuzdaki pandemi yalnızlık. Çünkü bize böyle bir hikaye anlatıldı. Doğduğumuzda dediler ki sen yalnızsın. Ve başının çaresine bakmak zorundasın. Belli bir yaşa kadar ebeveynlerin, sana her kim bakıyorsa o kişiler yanında olacak. Ama belli bir yaştan sonra artık yapayalnızsın. Bu acı bir hikaye. Bu aslında bizi bugün depresyona, anksiyeteye sürükleyen hikaye bu. Yalnızım, yalnızım. İçimizden bir ses hep ne diyor? Yapayalnızım. Ve bununla karşılaşmamak için, bu hisle, bu duyguyla, bu yalnızlıkla karşılaşmamak için ne yapıyoruz? Siz söyleyin ne yapıyoruz? Sürekli ağrın var. Çok çok geçmiş olsun. Yayını kaydedeceğiz, merak etmeyin. O yalnızlıkla mücadele etmek için ne yapıyor?
Evet Neriman, biz yoga kurslarına başladık. Nisan ayında bir yoga kursumuz başladı. Mayıs ayında da bir yoga kursumuz başladı. Yüzer kişilik iki grubuz. O grupta yalnızlığı birazcık attık. Birbirimize destek oluyoruz. Ama kültürümüzde bu destek, değil mi? Büyürken öyle aile birkaç kişilikti ve çok büyük bir grubun desteğini, 100 kişinin desteğini hiç hissettik mi? Genellikle hayır. Genellikle acı çekiyorsak kendi köşemizde çekmek zorunda kaldık. Sıkılıyorsak kendi kendimize aşmaya çalıştık veya bir psikologla aşmaya çalıştık. Ve aslında temelde bize öğretilen başının çaresine bakacaksın da. Şimdi bugün bunu konuşacağız. Aslında başımızın çaresine mi bakmak zorundayız gerçekten, yoksa yalnız değil miyiz? Belki de yalnız değiliz. Evet, yalnızlıkla başa çıkmak için oyalanıyoruz. Alkol, sigara, yemeğe sarıyoruz. Şimdi önce bilimsel yanından yine bahsedelim. Genel olarak bir yalnızlık hakkında konuşalım. Ondan sonra da sorularınızı alalım ve paylaşalım bu yalnızlık konusunu. Ve tabii ki meditasyon yapacağız aynı zamanda da. Şimdi her şeyden önce yalnızlık ve tek başınalık aynı şeyler değil. Yalnızlık peşinde acı olan bir duygu. Yalnızım. Oysa tek başına olduğumuz zaman her zaman yalnız hissetmeyebiliriz. Ki pek çok öğretide, pek çok kadim yolda, Budizm'de Vipassana vardır. Yalnız kalırsınız, sessizliğe girersiniz. Ve o bağı kurmak için aslında bu bütün bu öğretilerdeki tek başınalık süreçleri aslında hayatla bağ kurmak için. Çünkü işin esası biz yalnız değiliz. Bu bize anlatılan zehirli bir masal. Biz büyürken bize öğretilen bir hikaye ve biz bunu sorgulamadan inandığımız için yalnızlık duyuyoruz. Yalnızlıktan kurtulmanın, yalnız olmadığımızı hissetmenin bir yolu var. Ve bu yolu kadim öğretiler gösteriyor. Budizm'de Vipassana programlarıyla, yani derin sessizliklerle, kendimizle ve evrenle bağlanmanın yolları gösteriliyor. Şamanizm'de yine belli teknikler var. Her dalın kendi öğretisi, kendi yalnızlık süreçleri, yalnızlık değil tek başınalık süreçleri ki burada bağ kurabilmek için. Yoga'da sessizlikler var aynı şekilde. Tasavvufta halvet var. Karanlığın içinde tek başına kalmak. Çünkü tek başına kaldığımız zaman aslında yalnız olmadığımızı fark edebiliyoruz. Biz yaşadığımız kültürde, Batı kültüründe, modern hayatta hep kalabalıklar içinde yalnız hissettik kendimizi. Öyle değil mi? Pek çok kişi oldu çevremizde, pek çok insanla doluydu. Aynı şeyi yazdık Banu'yla. Aynı şeyi söyledik işte, tevafuk. Çok kalabalıkta yalnız hissedip kendimizle yalnız hissetmemek. Evet. Kalabalıkların içinde yalnız hissettik. Ve yalnız olmadığımızı aslında bilmedik. Peki bunu nasıl bileceğiz, yalnız olmadığımızı? Her şeyden önce bu kültürden biraz bahsedelim. Bize öğrettiklerinden. Biz birbirimize ait hissedemedik. Dün de konuştuk. Ben insanlara güvenmiyorum. Dünyaya değil, insanlara güvenmiyorum. Çünkü birbirimize güvenemedik. Hepimiz korku içindeydik ve korku içinde olduğumuz için de hatalar yaptık. Birbirimizi yalnız bıraktık, yarı yolda bıraktık, aldattık. Hiçbirimiz belki de bunu isteyerek yapmadık. Sadece çaresiz hissettiğimiz için, korktuğumuz için yaptık. Ama yaptık. Birbirimizi bir şekilde yalnız bıraktık. Yani aslında öğreti bize yalnızlığa doğru sürükleyen bir öğreti. Peki, bu ait hissedememek, kendini yalnız hissetmek, kalabalıkların içinde yalnızlık duymak bilimsel olarak nelere sebep oluyor? Biraz onu konuşalım. Yani kültürün bize öğrettiği yalnızlık bizde nasıl bir sonuç yaratıyor? Birincisi, yine bilimsel araştırmalara göre 15 günde 15 sigara içmiş gibi oluyoruz yalnızlık hissettiğimizde. Yalnızlık acıyla birlikte geliyor bilirsiniz. Böyle yalnızım, yapayalnızım. Bu evrende, kocaman, koskocaman evrende tek başımayım. Buraya bırakıldım. Değil mi? İçimizden böyle ince ince bu ses geliyor. Erken ölüme sebep oluyor yalnızlık duygusu. Bu arada klimayı kapatmak istiyorum. Galiba başardım.
Evet, sesimiz daha sakin olalım diye. Bağışıklık sistemi çöküyor. Mutsuzluğa sebep oluyor. Hastalanma oranımız artıyor. Stres yaratıyor. Evet, acıyı paylaşamadığımız için, acıyı paylaşamıyoruz. Yalnızlığımızı kimse görmesin diye sürekli maskeler takıyoruz. Sürekli kaçıyoruz. İşte alkol, uyuşturucu, her neyse bir bağımlılığa sığınıyoruz. Ve sığınacak bağımlılık kalmadığında da depresyona giriyoruz. Ve yalnız hissettiğimiz zaman yalnızlığımızdan da utanıyoruz. Suçluluk duyuyoruz. Eksik hissediyoruz. Bende bir hata var, bende bir eksiklik var diye düşünüyoruz. Ve bu da savunmasızlıkla bizi baş başa bırakıyor. Yalnızlığın temellerinde bunlar var. Yalnızlık duygusunun. Ve her birimiz şu anda belki de ekran başında oturduğumuz yerde bir miktar yalnızlık duyuyoruz. Çünkü bize bu kültür bunu öğretti. Sen yalnızsın. Değil mi? Ama yalnız değiliz. Bu iyi haber. Zaten bizim titreşimlerimiz değiştikçe etrafımızdaki insan sayısı İnşallah artık titreşimler ve insanlar da titreşimlerini yükselttikleri için yavaş yavaş artık artmaya başlayacak. Evet, ben hep yalnız hissediyordum. Yaklaşık bir yıldır kendi kendime iyileşmeye çalışıyorum. Meditasyon ile tanışınca bir şeyler değişmeye başladı. Yalnızlık hissini en iyi ne alır biliyor musunuz? Sangha. Sangha, hakikat etrafında toplanmış insanlar demek. Yalnızlığı en iyi öğretinin etrafında, kadim öğretinin etrafında toplanan insanlar alabilir. Çünkü biri bilgiden çıktığı zaman o bilgiye getirir. Biri yalnız hissettiği zaman o kuyruğundan tutar, yalnız olmadığını hatırlatır. İnsan insanın ilacı. Ama güvenli bir ortamda olduğumuz zaman bu çok önemli. Değil mi? Güvenli bir ortam öğreti, kadim öğretinin kalbinde. Sangha demek, sangha. Kadim bilgiye dayanmak demek. Kadim bilgiye dayanan insanların bir araya gelmesi. Öz bilgisine, hakikat bilgisine dayanan insanların bir arada. Şimdi bahsettik ya biz 100 kişilik yoga gruplarımız var. 2 tane ve hiç kimse birbirini tanımıyor o grupta aslında. Sadece ismen belki biliyoruz birbirimizi. Ama aile gibi olduk. Aslında insan da, kuantum da bunu söylüyor. Kuantum bilimi ne diyor? Atom altı parçacık seviyesinde her şey birbirine bağlı. Biz yalnız değiliz bu evrende. Bu bize öğretilen kocaman bir yalan. Biz birbirimize bağlıyız. Birbirimizi tanımasak bile aslında birbirimize güvenmek istiyoruz. Birbirimizle iletişim kurmak istiyoruz. Sevgiyi hissetmek istiyoruz. Çünkü insan dediğimiz şey sevgi varlığı. Yalnızlık hissi acıyla birlikte geliyor. Tek başınalık, yalnız kalmayı sevmek kötü bir şey değil. Hatta iyi bir şey. Yalnız kalabildiğimiz zaman zaten bahsettiğimiz gibi bu Vipassana kurslarında, sessizliklerde hayata bağlanabiliyoruz. Kendimizle bağ kurabiliyoruz, evrenle bağ kurabiliyoruz. Tek başına kalmaktan korkmadan yalnızlığı nasıl hissettireceğiz? Çünkü bahsettiğimiz gibi yalnızlık hissi bir acıyla geliyor. Ve bu acı kopukluk, bu acı bizi depresyona götürüyor. Bunu nasıl iyileştireceğiz ve yalnız olmadığımız bilgisine nasıl erişeceğiz? Burada aslında sohbetimizin ana konusu bu. Çünkü biz yalnız değiliz ve yalnız olmadığımızı bizzat deneyimleyebiliriz. Kadim öğretiler, tekrar ediyorum, Budizm olsun, Sufizm, İslam tasavvufu olsun, Şamanizm olsun, yoga öğretisi olsun, aklınıza gelebilecek tüm kadim öğretiler bize bunu öğretiyor. Ne? Bağ kurmak. Kiminle bağ kurmak? Yalnız olmadığımızı hissetmek için bağ kurmamız gerekiyor. Biz doğduğumuz zaman bize öğretilen hikayede bağlarımız koptu. Yapayalnız olduğumuzu zannettik. Bir ego, bir tanecik koskoca evrende fırlatılmış oraya ve bırakılmış. Öyle zannettik çünkü bize öyle anlattılar. Oysa biz buraya böyle fırlatılmış bir parçacık değiliz. Biz bu evrene bağlı, çok değerli, çok kıymetli, biricik varlıklarız. Öyle bırakılmış bir kenara unutulmuş değiliz. Ama öyle hissettik çünkü bize kültür bunu öğretti. Bize ailemiz bunu öğretti. Onlar da daha iyisini bilmedikleri için.
Okulumuz bunu öğretti, sistem bunu öğretti, değil mi? Bir kenara fırlatılmış tek başına. Biz de tutunmaya çalıştık bu bilginin içinde. Ama bir tarafımız hep bağlanmak istedi, bir tarafımız hep ait olmak istedi, bir tarafımız hep sevebilmek istedi. Sevdiğini ifade edebilmek istedi ve bu sevgiyi yaşayabilmek istedi. Ama o güveni sağlayamadık. Çünkü tam olarak neye güveneceğimizi bilemedik. Dünyaya güven yok, insana güven yok. Değil mi? Kendimize bile tam olarak güvenemedik. Şimdi bu duyguyla nasıl başa çıkacağız? Bu duyguyu nasıl yeneceğiz ve nasıl dönüştüreceğiz? Bir yandan da yazdıklarınıza iştirak etmek istiyorum. Evet, şimdi evet, kalplerle bağ kuracağız. Bu kalbimizle olan bağı nasıl kuracağız? Nasıl tekrar kendimize bağlanacağız? Çünkü yalnızlığı hissettikçe, yalnız kaldıkça paraya sardık, maddiyata sardık, prestije sardık, cool görünmeye sardık. Bağımlılıkları saymıyorum bile, sayısız bağımlılığa sardık. Kontrol etmeye sardık. Her şeyi kontrol etmeye çalışmaya başladık. Zaten anksiyetenin temelinde bu var. Ve ondan da başka yeni bir hastalık çıktı biliyorsunuz. FOMO. Fear of missing out. Yani bir şeyleri kaçırmaktan korktuk. Değil mi? Oradaki restoranı kaçırdım, oradaki etkinliği kaçırdım, buradaki bilmem neyi kaçırdım. Bu ne demek? Bu ne demek? Çok yalnızım demek. Çok yalnızım ve yalnızlığımı unutmak istiyorum. Çünkü biz yalnızlığımızla nasıl baş başa kalacağımızı bilemedik. Öğrenmedik çünkü. Biz bizi rahatsız eden, mutsuz eden, huzursuz eden bütün duygulardan kaçmayı öğrendik. Ve kaçtık. Artık bir durma zamanı. Zaten bize evren bunu söylüyor. Bir dur. Öyle değil mi? Artık bir durma zamanı. Evlerimizdeyiz. İstesek de kaçamıyoruz. Peki ne yapacağız? Kafayı mı yiyeceğiz yalnızlıktan? Hayır. Kadim öğreti bunun yollarını söylüyor. Sangha hakikat, gerçek bilgisi etrafında toplanan insan grubu demek. Topluluk demek. Aidiyet içinde birbirine destek olmak için tekrar tekrar bilginin dışına çıktığında birbirini bilgiye çekmek için bir araya gelmiş topluluk. Bizim iki tane yoga grubumuz var. Biz birbirimizi tanımıyoruz çoğumuz ama herkes birbirine ait ve WhatsApp üzerinden hep haberleşiyoruz. Birinin derdi olsa diğeri onu kaldırıyor, öbürünün sıkıntısı olsa öbürü ona bir destek veriyor. Çünkü bu iyileştiriyor. Hepimiz kendi köşemizde teker teker meditasyon yaparak bir miktar iyileşebiliriz ama hiçbir şey topluluğun gücü kadar kuvvetli olamaz. Biz birbirimizden destek alırsak, birbirimizin iyi niyetine güvenirsek, sangha iyi niyetli bir topluluktur. Birbirimizin iyi niyetiyle iyileşebiliriz. Kendimizi yalnız hissetme oranımız azalır. Onun için bu grupları kuruyoruz ve hep birlikte iyileşmek adına. LiveToBloom.com da böyle bir topluluk değil mi? LiveToBloom'da bilgi ediniyoruz, bilginin etrafında toplanıyoruz ve iyileşiyoruz. Ama kendi kendimize, tek başımıza köşelerde bu çok zor bir yolculuk kendi kendine. Yanlış insanlara sardık, ne kadar güzel söylüyorsunuz. Sosyal medyanın büyük önemi var, toplum ve yeni nesil alışkanlıklar. Sosyal medyada para gibi, nasıl kullandığımıza bağlı. İyi amaçla da kullanabiliriz, kötü amaçla da kullanabiliriz. Teknoloji tarafsız aslında. Aynı para gibi, nasıl kullanıldığına bağlı olarak. Evet, tek başına kalınca acı geliyor. Hepsi distraction, çok doğru. Peki biz bunu nasıl? Şimdi sonuç birazcık konuşmaya başlayalım, çözüm. Önce kendi kalbimizle bağ kuracağız, sonra tüm kalplerle. Önce kendi ruhumuzu bulacağız, sonra ruh eşimizi. Çok iyi. Popüler akımlar yerine manevi, huzur verici ve iyileştirici aktivitelere yönelmeliyiz. Evet. Artık kendimizi arama, kendimizle baş başa kalmaktan korkmama dönemine girdik. Gerçeği, ben kimim? Neden buradayım? Ne yapmak için buraya geldim? Hiç oturup kendimize oradaki yalnızlığın
acısına baktık mı, gözlemledik mi, orada hissettik mi neler olup bittiğini? Çünkü ilk adım bu. İlk adım artık kaçmayı bırakıp teslim olmak. Teslim olduktan sonra kabul etmek. Yalnızım. Yalnızlık duyuyorum. Ve bu yalnızlık hissi bana acı veriyor. Bunu kabul ettiğimiz zaman zaten çözülme başlıyor. Zaten gereken ilaçlar, gereken yöntemler, gereken sistemler bize doğru koşuyor iyileşmek adına. Ama ilki artık kaçmayı, ondan sonra işte neyi kaçırdım, nereye yetişemedim, prestiji, paraya sarmayı, bütün bağımlılıkları bir kenara bırakıp evet ya, yani benim içimde çok büyük bir yalnızlık var. Ve bu bana acı veriyor. Bunu kabul etmek aslında belki de en önemli adım kendimize olan yolculukta. Çünkü bir tarafımız da çok iyi biliyor ki biz buradan çıkmak istiyoruz. Aslında yalnız olmadığımızı bilen bilge bir tarafımız da var. Ve biz onunla bağ kurmaya çalışıyoruz. İkincisi, bunu kabul ettikten sonra ikincisi, en önemli ikinci nokta aslında yalnız olmadığımız bilgisi. Yalnız değilim. Evet Nazlı, paylaşıyoruz şimdi. İlki yalnızım. Evet yalnızım. Yalnızlık hissediyorum daha doğrusu. Yalnızım değil. Yalnızlık hissediyorum ve bu bana acı veriyor. İlki bu. İkincisi, aslında yalnız değilim. Aslında yalnız değilim ne demek biliyor musunuz? Buradan bir çıkış var demek. Yalnız hissetmeme olasılığım var demek. İkincisi bu. Üçüncüsü, yalnızlıkla kimliklenmeyi bırakmak. Ben çok yalnızım. Hayatta herkes beni yalnız bıraktı. Yalnızlıktan çok canım sıkılıyor. Çok yoruldum. Değil mi? Bunlar yalnızlıkla ilgili kimliklerimiz. Üçüncüsü bu, kimliklenmeyi bırakmak. Ve aslında bağlı olduğumuzu bilmek. Biz kocaman bir kainata bağlıyız. Biz toprak anaya bağlıyız. Suya bağlıyız, güneşe bağlıyız. Hepsi bu bilgi içimizde var. Havaya bağlıyız. Aslında bu bağı hissetme potansiyelimiz var. Bunu bildiğimiz zaman bu bağı kurmak için gerekli hareketleri seçebiliriz. Yalnızlıkla tek başınalık farklı. Tek başına olmayı seçebilirsiniz. Çünkü tek başınalığın içinde yalnızlık hissetmeyebilirsiniz. Yogiler neden Himalayalara gidiyorlar, dağlara gidiyorlar ve orada meditasyonlar yapıyorlar? Çünkü yalnız değil, tek başınalık o. İkisi farklı. Yalnızlığın içinde acı var. Tek başınalıkta acı yok. Tek başına kalmakta bağ kurmak için, yaratıcıyla bağ kurmak için, evrenle, toprakla bağ kurmak için tek başınalık gerekli. Ama yalnızlık farklı. Yalnızlığın ucunda acı var. Ve ruhsal yolda her zaman, bu da bir diğer bilgi, bir sonraki, üçüncü mü oldu, dördüncü oldu galiba. Dördüncü bilgi, her zaman kapıyı korkunun tuttuğunu bilmemiz lazım. Yalnızlıktan kurtulmak isterken bile, yalnızlıktan kurtulacaksak, şimdi yalnızlıktan kurtulmanın yollarını paylaşıyoruz. Kapıyı korkunun tuttuğunu bilin. Korkuyu aşmadan hiçbir şey olmuyor. Korkuyu aştığımız zaman yalnız olmadığımıza ayıyoruz. Ama onun önünde kapıda korku var. Yalnızlık ego alemine ait. Hatırlar mısınız? Ego sistem, ekosistem. Ego sistemde ne vardı? Korku, suçluluk, utanç, kaygı, öfke. Bütün bu duygular, olumsuz diye nitelendirdiğimiz yıkıcı duygular, ego sistem. Ekosistem cesaretle başlıyor. Kırılma cesaretle başlıyor. Evet, ben yalnızlığımı yeneceğim. Bu duygunun içinden kendimi çıkaracağım. Ve bu korkuyla karşılaşmayı gerektiriyor. Cesaretten sonra olumlu duygular, artık sabitlenmeye başlıyoruz. Çünkü biz gün içinde bütün bu duyguları yaşıyoruz, iniş çıkışları yaşıyoruz. Fakat
Esas olan o duygularda, yüksek duygularda, cesaretten sonra bu David Hawkins'in, hatırlarsınız geçen buluşmamızda konuşmuştuk duygu haritasını, bilinç haritasını. Cesaretten sonraki duygular ne? Artık yükselmeye başlıyor duygularımız, titreşimlerimiz daha doğrusu. Sevince, sevgiye, neşeye, ondan sonra işte bilgiye, aydınlanmaya, uyuma doğru giden bir harita var. Biz bu titreşimleri farkındalıkla yükseltiyoruz. Kendi içimize dönerek, acımızdan kaçmayı bırakarak, yalnızlığımızdan kaçmayı bırakarak. Korku kapıyı tutan yer. Yani yalnızlığımla karşılaşacaksam eğer, önce bir oturmam gerekiyor değil mi onunla? Önce bir durmam gerekiyor. İşte bu durmak korkutuyor. Yani restorana gitmeyeceğim, bütün kaçış kapılarını kapatacağım. Kaçış kapılarını kapatmak ne demek? Yalnız hissettiğimde restorana kaçmayacağım, sevgiliye sarmayacağım, bağımlılıklarım olduğu ilişkilere, bana zarar veren ilişkilere sarmayacağım. Yalnız hissettiğimde alkole başvurmayacağım. Yalnız hissettiğimde kalkıp kendime zarar verici bağımlılıklara dönmeyeceğim. Bu korku kapısı işte. Eğer ben karar veriyorsam yalnızlığımı yenmeye ve bunu kabul ediyorsam, ondan sonra sorumluluk almak zorundayım. Yani bütün kaçış kapılarını kapatıp yalnızlığımla oturma cesaretini göstermem gerekiyor. Korku dediğimiz temel olarak bu. Bir, yalnızlık bana acı veriyor. İki, buradan çıkış yolu var. Üç, korkuyu yeneceğim. Çünkü bizim alıştığımız ne? Alışkanlığımız ne? Kaçış. Kaçacağım. Yalnız hissettim, panik geldi, kalp atışlarım hızlandı, ellerim terlemeye başladı. Mesela boğazımda bir şeyler hissettim, ter döküyorum, kaç. Çünkü limbik sistem aktivitesi kaç, don, savaş yönündedir. Ya kaçacağız ya savaşacağız. Yalnızlık genellikle kaçılır. Çaresizlik hissedilir altında. Ve yalnız hissettikçe daha da suçluluk duyarız. Daha da utanç duyarız. Ve sonra tekrar o cycle geri döner. Tekrar döneriz burada. Şimdi buradan çıkışta işte cesaret kapıyı tutuyor. Çünkü cesaret kaçış kapılarını kapatmak ve kendimizle yüzleşme adımına gelmek demek. Burası net sanırım değil mi? Soru sormadınız, net olduğunu düşünüyorum. Yani yalnızlık paniğine kapıldığımızda bir şeyleri kaçırıyorum korkusuyla oturacağız. FOMO'yla oturacağız. Yalnızlık geldiği zaman bağımlılıklara sarmayı bırakacağız. Kendimize oturmayı öğreneceğiz. Onunla yüzleşmeyi. Burası kırılma noktası. Burada kırılma yaşıyoruz. Biz bunu kabul ettiğimiz anda, tamam, artık kaçmayı bıraktım, yelkenleri suya indirdim, yalnızlığımla oturacağım. İşte o noktada, tam o noktada, o kararı verdiğimiz noktada artık yalnız değiliz. Artık yalnızlık dönüşmeye başladı demektir. Şimdi ne yapacağımıza geliyoruz. Korkuyu aştığımız zaman gözlemlemeye başlayacağız. Yalnızlık mı geldi? Otur. Farkındalık pratiği. Nerede hissediyorsun? Kalp atışların hızlanıyor. Boğazında bir şeyler oluyor. Ellerin terliyor. Vücut ısın yükseliyor. Başına vurdu. Yalnızlık. Buna bir kere isim koyacağız. Yalnızlık. Belki suçluluk. Belki utanç. Belki savunmasızlık. Bununla yüzleştiğimiz anda ağlamaya başlayacağız zaten. Tamam mı? Ve bu ağlamadan kaçmayın. Bu yüzleşme. Bu yüzleşme anı. Bu kırılma anı. Bu yalnızlığın bittiği an. Çünkü şu ana kadar bütün kapılarımızı ego tutuyordu, kibir tutuyordu, korku tutuyordu, bağımlılıklar tutuyordu. Ama kaçmadığımız zaman, ilk defa onunla yüzleşmeye karar verdiğimiz zaman, her şeyin değiştiği ya. Yalnızım, acı çekiyorum. Ama bunu aşacağım. Bunu aşacağım noktası cesaret noktası. Cesur hissettiğimiz nokta. Yoksa kaçmaya devam ederiz. Ve buradaki 200 kişi hepimiz aslında biz kararlı olduğumuz için yayında kalıyoruz. Çünkü biraz sonra buradan çıkmayı öğreneceğiz. Biraz sonra bununla ilgili bir meditasyon yapacağız.
o cesareti kendinde bulan 200 kişi burada oturuyor. Çünkü artık muhtemelen bizim canımıza tak etti. Yeter artık dedik. Bundan başka bir gerçeklik yok mu? İlla yalnız olup yalnız yaşamak mı zorundayım? Topluluklar içinde yalnız hissetmek mi zorundayım? Değil mi? Bu noktada duracağız ve bakacağız. Aslında ne kadar kolay, değil mi? Durup bakmamışız hiç. Kendimizle durup kalmamışız. Biz hep kaçtık, hep dışarıda aradık cevapları. Hep yemeklerde, içmeklerde, duyu organlarımızı tatmin edeceğimiz gezmeklerde aradık. Tamam mı? Her ne korkuysa bu, yalnızlık korkusu, hastalık korkusu, hepsiyle yüzleşmek zorundayız. Eğer kendimizle oturmayı öğrenmezsek, bu korku bizi hep takip edecek. Korkuyu tanımak zorundayız. Korkunun ne olduğunu. Çünkü eğer korkuyu tanımazsak, yalnızlığı tanımazsak, suçluluğu, utancı, kaygıyı, öfkeyi, bu duyguları tanımazsak, onların esareti altında yaşamaya devam ederiz. Ve bu hayat bize şu ana kadar hiçbir şey katmadı. Hepimiz bunun farkındayız. Buradaki 200 kişi ve yanlarındaki diğer kişiler, birlikte izledikleri kişiler, bunun farkındayız artık biz. Bize hiçbir hayrı olmayan bir kültürün içinde yaşadık. Yapayalnız, hırs, kin, nefret, suçlama, yalnızlık dolu bir kültürdü. Artık bu hikayeyi bizim kendi adımıza değiştirme zamanımız geldi. Ve bir kişi ben değiştirirsem bu hikayeyi, bütün çevrem huzur bulacak. Artık bu duygulardan kurtulma, istediğimiz gibi gönlümüzce hayatı neşeyle, mutlulukla, özgürlükle ve yalnız olmadığımızı bilerek hayata, yaratıcıya bağlı bir şekilde yaşama imkanımızı hissederek yaşayacağız. Ama dediğim gibi burada bir tek zorluk varsa o da cesaret adımı. O da yüzleşme adımı. O yüzleşmeyi aştıktan sonra tamamız. Artık başka bir şeye gerek yok. Yola çıktık demektir orada. Yola çıktıktan sonra da sizi sangada bulur, öğretide bulur, yogada bulur, nefeste bulur, meditasyonda bulur, bilgide bulur, kitapta bulur, ustada bulur, öğretide bulur, herkes bulur. Ama biz karar vereceğiz. Ben artık yalnızlıktan yoruldum. Kaçmayı da bırakıyorum, oturacağım. Her ne gerekiyorsa bunun bedelini ödeyeceğim. Çünkü bu bir bedelle geliyor. Öyle bedava yalnızlıktan çıkmak yok. Bedel ne? Uzun ince bir yoldayım. Bedeli. Ego ile karşılaşacağız. Yapmamız gerekeni yapacağız. Onunla kıran kırana bir mücadele vereceğiz. O bize bir şey söyleyecek, biz meydan okuyacağız. Evet, kendimize doğru yola çıkacağız. Kesinlikle. Aşk yoluna çıkacağız. Ve bunu keyifle yapacağız. Acı çekerek değil. Keyifle, hep birlikte, neşeyle, mutlulukla, düştüğümüzde birbirimizi kaldırarak bu yol ancak böyle çekilir. Cesareti aşmak konusunda bir örnek veririm aile içinde. Tabii ki mesela biz hayatta her zaman içimizde iki tane ses olur. Biri egonun sesidir, biri içimizdeki bilgeliğin sesidir. Biz tamız, bizim içimizde bir bilge oturuyor. Biz o bilgeyle bağ kurmadığımız için zaten hatalar yapıyoruz. Bütün bu terane, bütün bu oyun bunun için. Biz kendi içimizdeki bilgelikle bağ kurmadığımız için. Bizim içimizdeki bilge doğruyu biliyor. Ama öbür taraftan ego kolaya kaçıyor, alıştığına kaçıyor. Çünkü bir de alışkanlık döngüsü var. Biz ne zaman alışkanlık döngüsünü kırmadan kolaya kaçıyoruz, vicdanımız rahatsız oluyor. Mutsuz hissediyoruz kendimizi, huzursuz oluyoruz. Yastığa kafamızı koyduğumuz zaman rahat etmiyoruz. İşte cesaret, korkuyu yenmek, bu döngüyü kırmak demek. Ben artık başka bir şey yapacağım. Artık eski usul işe yaramıyor. Ailemizde de öyle. Yapmamız gereken yüzleşmeleri, karşılaşmamız gereken aileler özellikle bize acıtırlar. Uyanalım diye. Bütün acı uyanış içindir. Şimdi bir şey okuyacağım size. Dinlerken, aşmaya çalışırken bile aklımız yalnız kaldığımız yerlere takılacak. Şimdi bir meditasyon yapacağız birlikte.
evet, birey olduğumuzu kendimize kanıtlıyor gibiyiz. Kültür bize bir sürü masallar anlattı. Biz bu masallara sorgulamadan inandık. Artık sorguluyoruz. Artık bu masalların bizim hayatımızda işlevi olmadığını görüyoruz. Baksanıza, her yer kapandı. İşlerimiz kapandı. Yarınımız belirsiz. Bir pandemidir gidiyor. Hastaneler doluyor, taşıyor. Yani bu yaşadığımız günde bakıyoruz kendi hayatımıza ve diyoruz ki çoğumuz, ben olmam gereken yerde değilim. Yapmak istediğim işi yapmıyorum. Birlikte olmak istediğim insanla birlikte bile değilim. Hayatımızla ilgili sorgulamalara girdik ve bize vaat edilen mutluluklar bizi mutluluğa götürmedi. Artık bunu anlamaya başladık. Artık bunu hissetmeye başladık. Bütün hücrelerimizle bunu hissediyoruz, öyle değil mi? Şimdi bunu aşmak için birincisi kendimizle bağ kuracağız. Cesaret sınırına geldiysek eğer, gözlerimizi kapatacağız. Gene yapalım. Hep yapıyoruz. Tekrar tekrar yapalım. Aramızda yeni dostlarımız da var. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Bırakın gitsin, rahatlayın. Bütün ağırlığınızı bırakın. Tekrar derin bir nefes alın. Bırakın, rahatlayın. Bütün ağırlığınızı bırakın. Şimdi elinizi kalbinize koyun. Gözlerinizi kapalı tutun. Ve sessizce içinizden merhaba deyin. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Neye ihtiyacın var? Neye ihtiyacın var? Senin için ne yapabilirim? Senin için ne yapabilirim? Dinleyin. Derin bir nefes alın. Bırakın gitsin, rahatlayın. Yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. İlk defa yaptıysanız belki bir ses duydunuz, belki duymadınız. Ama bunu düzenli olarak yapmaya devam ederseniz bizi esas kurtaracak olan bu pratik. Kendimizle aramızda bir bağ kurmak. Çünkü yalnızlığımızı ilk alacak olan şey bu. Nasılsın? Neye ihtiyacın var? Senin için ne yapabilirim? Çünkü içimizde bizim sürekli olarak bizimle irtibat kurmak isteyen bir ses var. Bilgeliğin sesi. Yaratıcının sesi. Biz bu sesi dinlemeyi unuttuk. Hayata kulak vermeyi unuttuk. Bu sesi dinlemeye başladığımızda, irtibat kurmaya başladığımızda yalnız olmadığımızı bileceğiz, hissedeceğiz. Meditasyon buna yarıyor. Meditasyon evrenle bağ kurmaya yarıyor. Biz şu ana kadar hep burada kaldık, hep bunu burada düşündük. Hep çözümleri akıl, mantık, zeka çerçevesinde bulmaya çalıştık. Kalbimize inmediğimiz için işte sevgi o. Biz sevgi varlıklarıyız. Çok romantik gibi gelebilir kulağa ama gerçek bu. Zaten sevgiden meydana geliyoruz. İki kişinin bir araya sevgiyle gelmesinden insan doğuyor. Biz sevgi varlıklarıyız. Sevgiyi hissedemediğimiz sürece izole oluyoruz, kopuyoruz, bağ kuramıyoruz. Şimdi tekrar o sevgiye geri dönme zamanı. Bu sevgiye nasıl geri döneceğiz? Kendimizle aramızda önce bir bağ kurarak, kendimize şefkat göstermeyi hatırlayarak, suçlamayı, yetersiz bulmayı, değersiz bulmayı bir kenara bırakarak, orada bir can olduğunu, dışarıdaki canlar kadar içeride de bir can olduğunu hatırlayarak, onu da önemseyerek, kendimize haksızlık etmeyi bırakarak, yalnızlığı yenebiliriz. Her gün kendinize bu soruları sorun. Günde bir kere değil, iki kere, üç kere, dört kere sorun. Neye ihtiyacın var? Senin için ne yapabilirim? Seni çok ihmal ettim. Ve aldığınız cevapları uygulayın. Çünkü içimizden bir şey bize sürekli neye ihtiyacımız olduğunu söyler.
her zaman söyler. Biz kalbimize indikçe, şurayı buraya indirdikçe, çünkü burada çok fazla bilgi var, fazlaca şey biliyoruz. O da bizi ukala yapıyor. Ukalalık da daha çok çevre kirliliğine sebep oluyor. Artık o bilgiyi kalbe indirme zamanı. Aidiyet, sevgi, yalnız olmadığımızı hatırlama bilgisine çevirme zamanı. Şimdi bir meditasyon yapacağız birlikte. Yalnızlığımızla nasıl karşılaşabiliriz? Bu cesareti nasıl gösterebiliriz? Onu yapacağız. Meditasyon hem evrenle bağ sağlıyor hem kendimizle bağ sağlıyor. Baktığımız, gördüğümüz her şeyin canlı olduğunu hissettiriyor bize. Çünkü biz tamız, biz eksik varlıklar değiliz. Biz sadece birçok şeyi unuttuk, bildiklerimizi unuttuk. Bu acıyı ondan çekiyoruz, bu yalnızlığı ondan duyuyoruz. Biz gerçek olmayan bir masala inandık. Gerçeği unuttuk, hakikatten koptuk. Bir de bu da bizim tekrar gerçek olana, hakiki olana olan yolculuğumuz. Hakiki olanı hatırladıkça yalnız olmadığımızı da hatırlarız. Koskoca evrende yaratıcıyla bağ kurabildiğimizi hatırlarız. Bütün canlılarla, denizle, ağaçlarla, şamanizmde bu çok bilindik. Bütün şamanlar taşlarla bağ kurar, dağlarla bağ kurar. Şamanlar için dağlar dağ değildir. Biz bunların hepsini nesneleştirdik, cansızlaştırdık. Dağ, güneş, bir tane ışık ışıtıyor işte. Bunlar madde değil. Güneşle de bağ kurabiliriz, dağlarla da, hepsinin ruhu var. Denizlerle bağ kurabiliriz, okyanuslarla, sularla. Her şey yaşıyor bu evrende. Biz bu bağı unuttuk. İstediğimiz bilgiye dilediğimiz anda giriş yapabilme kapasitemizi unuttuk. Onun için acı çekiyoruz. Biz böyle küçücük egocuklar değiliz. Ben. Bu bir yalan. Bu bir pandemi bu. Ego evreni pandemi. Esas virüs burada. Biz bundan çok daha yüksek, çok daha kapasiteli varlıklarız. Ve bunu unuttuğumuz için sürekli acı çekiyoruz. Bize yanlış, yalan yanlış bir hikaye anlatıldı. Ve bir eve dönüş yolu da ne? Kadim öğreti. Eve dönüş yolu, öz şefkat pratikleri. Nasılsın? Neye ihtiyacın var? Senin için ne yapabilirim? Eve dönüş yolu yoga. Eve dönüş yolu meditasyon. İpin ucundan tuttuğunuz bir öğreti, kadim öğreti, tasavvuf öğretisi, kendi özümüzü öğrenmek, bu sistemi, bu yaratılışı öğrenmek. Budizm, yoga, tasavvuf, şamanizm, hangi yola girerseniz yeter ki o bağ kurma yoluna girelim, dönüşme yoluna gidelim, alışkanlıkları dönüştürme yoluna gidelim. Sevgisizliği sevgiyle, sevgiyi hissetmeye başlar. Geçmişte her ne olduysa oldu. Şimdi artık yeni şeyler söyleme zamanı. İyileşmeye dönmemiz lazım. Karanlıklarla karşılaşmadan korkmamamız lazım. Aile içi çevre nasıl değişecek? Kimse değişmeyecek, biz değişeceğiz. Bizim bakış açımız değişecek. Yaşamı algılamamız, yorumumuz değişecek. Karşımıza çıkan herkesin bizim için çıktığını bileceğiz. Size bir şiir okuyacağım Mevlana'dan. Bazen kapıyı sert kapattığımda kapıdan özür dilerdim. İşte evet, her şeyin ruhu var. Bu akşam da üzülmüştün, sanki mucize oldu. Bilginin peşinden koşarsanız her türlü mucizeyi bekleyin. Hakikat bilgisinin. Mevlana ne demiş? Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. İşte orası kaderinin değişeceği noktadır. Evet, biz bu evrenin parçalarıyız. Başımıza gelen her şey biz dönüşelim diye geliyor. Ve her şey bizi yaratıcıya taşımak için. Bunu asla unutmayın. Her şey başımıza gelen, bütün zorluklar, bütün sıkıntılar bizi yaratıcımıza taşımak, yalnız olmadığımızın bağını kurdurmak için. Evet. Bu bilgiyi hatırlamak, kalbe inmek. Bu aralar çok tavsiye ediyorum Yunus Emre'nin dizisini, Aşkın Yolculuğunu izleyin. Müthiş bir dizi. O kadar güzel anlatıyor ki bu yolculuğu, bu yolu. Hepimiz bu yolculuğa çıkmak üzere söz vererek yola çıktık. Şimdi de bunu hatırlıyoruz. Şimdi de telefonlarımızdan bunu hatırlıyoruz. Artık hatırlama vakti. Artık taşın altına elimizi koyma vakti. Yazarım Başakcığım, yazarım.
Evet, şimdi o zaman bir meditasyon yapalım. Şu anda saatlerimiz kaçı gösteriyor? Evet, o zaman isterseniz ben sanıyorum 9.45 olmuş. Bir 10 dakika aslında yetişebiliriz. Gözlerimizi kapatalım mı? Yoksa yayını tekrar mı bağlanalım? Ne yapalım? Gözlerinizi kapatın. Meditasyonumuzu yapalım o zaman. Sormak istedikleriniz var mı? Sorularınızı da alayım. Eğer sormak istediğiniz bir şeyler varsa, paylaşmak istediğiniz bir şeyler varsa, şimdi onları alalım. Sonra da meditasyonumuza geçelim. Bir arkadaşını da ısrarla izlemeni söyledi. Yunus Emre çok güzel bir dizi. Çok güzel yapılmış bir dizi. Gerçekten çok tavsiye ederim. Aşkın Yolculuğu. Bir şey hissedemedin. Tamam, o zaman başka bir dizi yoluyla. Bu aralar bu konularda çok fazla programlar var. Bir sürü belgeseller var. Geçen gün bir liste yayınladım ben. YouTube.com'da her zaman yayınlanıyor. Sevmediysen izlemek zorunda değilsin tabii ki. Sevdiğin şeyleri, bağ kurabildiğin şeyleri izle. Ruh halimiz nasıl kalıcı olur? Pratikle. Pratikle. Yıllarca meditatörler pratik yapıyorlar. Yoganızı, nefes... Biz ay sonunda bir yoga kursu açacağız. O kursa katılmanızı çok tavsiye ederim. 27, 28, 29, 30 Mayıs'ta bilgileri benim özel hesabımdan edinebilirsiniz. Bağış yapıyorsunuz, dekontu sevgili Elif'e gönderiyorsunuz ve o şekilde katılabiliyorsunuz. Herkese açık bir kurs. Kadim öğretiden kastımız dönüştürücülüğü. Yani aslında Kur'an kadim öğreti. Tabii ki kadim öğreti. İncil kadim öğreti. Hem de çok yüksek öğretiler. Fakat onu nasıl yorumladığımız çok önemli. Bizi dönüştürüyor mu? Hal olarak bizi daha iyi bir insan yapıyor mu? Bir sonraki etaba evriltiyor mu? Çünkü çok önemli olan şey zaten bütün kadim öğretilerin amacı bizim dönüşümümüzdür. Bizim değişmemizdir. Beni farklı bir insan yapıyor mu? Yoksa öğrendiklerimin altında kalıp onu ukalalığa mı çeviriyorum? Başkalarına mı bir şeyler anlatmaya çalışıyorum? Yani kadim bilgi sizi dönüştürüyor mu? En önemli soru bu. Hangi öğretiyi tutarsanız tutun ucundan, sonunda bizim başka biri olmamız, daha bir sonraki versiyonumuza gelmemiz var. Nasıl tutabiliriz bu enerjiyi? Yükselterek. Enerjiyi tutmanın, yükseltmenin en önemli kriteri vermemiz gereken zor kararları verebilmemiz. Korkmadan, cesur adımlarla hayatı yaşayabilmemiz. Frontal korteks aktivitesi. En önemlisi farkındalıkla başka biri olabilmemiz. Hep aynı şeyleri, aynı alışkanlıkları sürdürdüğümüz zaman başka biri olamayız. Konfor alanından çıkmaya razı olmak enerjiyi yükseltir. Pratikler bunlara yol açar. Pratikler yoga, nefes, meditasyon. Bu pratikler amaç değildir, araçtır. Amaç ne? İnsanın dönüşümü. Bizim farklı biri olmamız, bizim kendimizi yükseltebilmemiz. Çünkü biz teknolojik varlıklarız. Biz sürekli versiyon değiştirmeye müsait varlıklarız. Çünkü yolculuğumuz varoluşa olan yolculuk. Bu versiyonu değiştirmediğimiz sürece yaşlanmaya başlıyoruz. Ve yaşlı hissetmeye başlıyoruz yıllar geçtikçe. Oysa kendimizi sürekli yenilesek, güncellesek, upgrade etsek o zaman yaşlanma diye bir şey hissetmeyiz. Bakın Betül Mardin'e. Hiç yaşlı hissediyor mu? Özümüze sorduğumuz sorulardan bahsettiniz. Öz şefkat pratikleri. Kendimize nasılsın? Neye ihtiyacın var? Senin için ne yapabilirim? Bu üç soru o kadar basit ki. O kadar basit ki. Hoş geldiniz. Ne güzel. İlk defa geliyorsunuz. Aramıza hoş geldiniz. Evet, 28, 29, 30, 31. Çok teşekkürler Banu. Mayıs'ta yoga kursumuz var. Benim özel hesabımdan bakabilirsiniz ve katılabilirsiniz. Orada çok güzel hem yoga öğretisini, kadim bilgiyi paylaşıyoruz. Hem de enerjiyi yükseltiyoruz. O yüksek enerjiyle de daha sonra devam ediyoruz düzenli pratikleri yapmaya. Yarın doğum günün. İyi ki doğmuşsun Selma. İyi ki doğmuşsun. Duayı Çağrı çok güzel anlatıyor. Çağrı tasavvuf üzerinden bakıyor. Eğer ki ettiğimiz duayla eylemlerimiz uyuyorsa o dua kabul olur. Eğer ki ettiğimiz duayla eylemlerimiz. Onun için bir dua ederken
bizim davranışlarımız da o duanın yönünde mi ona bakmamız gerekiyor. Çünkü bazen dua ediyoruz ama duanın önünde kapı gibi duruyoruz. Gelmesin, olmasın diye. Ona çok dikkat etmek lazım. Zikir de meditasyon. Evet, zikir de meditasyon. Çok çeşitli meditasyonlar var. Bütün kadim öğretiler aynı yere götürmek için aslında ve aynı bir kökünde, özünde hep aynı bilgi vardır. Yaratıcıya nasıl bağlanabilirsin? Bu bağ nasıl kurabilirsin? Yalnızlıktan nasıl kurtulursun? Aslında kadim öğretinin temelinde olan şey bu. Evet. Yanlış olduğunu bildiğimiz ama alışkanlık haline getirdiğimiz düşüncelerimizden nasıl kurtulabiliriz? Farkındalıkla. Farkında olarak ne düşündüğümüzün, o düşündüğümüz şeyi biz mi kadim öğreti sayesinde kurtulabiliriz? Tek başımıza oturup düşünerek kurtulmak çok mümkün değil. Bunun için teknikler var, bunun için yollar var. Siz yeter ki ben kurtulmak istiyorum deyin. Kurtulmak istedikten sonra artık yol size açılacak. Evet, dışlanmışlık, önemsizlik. Bizim canlı yayınlarımıza katılın. Düzenli olarak kendi hesabımdan her gün canlı yayın yapıyoruz. O canlı yayınlara katılın. Hep bu konuları konuşuyoruz. Dışlanmışlık, değersizlik, yalnızlık. Her gün başka bir konumuz var. Bu dönüşümü nasıl desteklemeliyiz? Katılabilirsiniz. Evet, yogaya katılın, canlı yayınlara katılabilirsiniz. Veya kendinize uygun seçtiğiniz başka yollar bulabilirsiniz. Şamanizm kitapları okuyabilirsiniz. Budizm kitapları okuyabilirsiniz. Hep kurslara katılabilirsiniz. Bu aralar bir sürü programlar var. Kendi kalbinize, gönlünüze. Bak Fikret ne güzel dedi. Yunus Emre dizisi bana göre değil. Kendimize göre bir yol bulup, kendi dilimizi, gönlümüze göre, kendi dilimizi konuşan insanlarla bağlanmak. Bu kadim yolda birlikte yürüyeceğimiz insanları seçmek. Evet. Hepimiz Selma'ya çok güzel dileklerimizi gönderiyoruz. Biz dualarımızı, dileklerimizi gönderiyoruz. Selma da elinden geleni yapacak, değil mi? Öz şefkati minicik yaptık az önce yeni gelenler için. Tamam. Meditasyona başlamadan önce öz şefkati tekrar başlayalım. İki ayrı grup şu anda. 100 kişilik iki tane ayrı grubumuz var. Bu da üçüncü 100 kişilik grubumuz olacak. Mantralar çok etkilidir. Mantralar enerjiyi yükseltir, yaşam enerjisini. Çok çok etkilidir. Söyleyin, dinleyin. Cumartesi akşamı Swami Purna Chaitanya, benim çocukluk arkadaşım. Cumartesi akşamı benim kanalım üstünden onu mantralar konusunda konuşmak için davet ettim. Siz de katılırsanız bol bol mantra konuşacağız ve inanılmaz bir sesi var. Mutlaka ona söyleteceğiz aynı zamanda. Yanlış olduğunu bildiğimiz düşüncelerimizden meditasyon, yoga, nefes, farkındalık ve kendi kendinize yapamadıklarınızda da seanslarla, kendi kendinize başaramadığınızı düşündüğünüz zaman da bir yardım alabilirsiniz her zaman. Hoş geldiniz aramıza sevgili Arzu adaşım. Evet, şimdi o zaman meditasyon yaparken bile zihnimi susturamıyorum. Evet, başlangıçta meditasyon yaparak zihninizi susturamadığınız için Art of Living kursuna katılabilirsiniz. Sudarshan Kriya nefes tekniği meditasyona geçişte kolaylık sağlar. Yoga hareketleri, yoga asana meditasyona geçmeden önce kolaylık sağlar. Zihinlerimiz çok aktif çünkü bir anda oturup rahatça konsantre olamıyoruz. Haklısınız. İşte otomatik tepkilerden hepsinden böyle. Psikolog değilim. Yaklaşık 17 senedir bu yolların yolcusuyum. Evet, bu süreci çok huzurlu ve dingin geçiriyorsun. Tek başına ol. Evet, çok güzel. İnsanın tek kendisiyle huzur, barış içinde olması çok değerli. İstediklerimizi bir deftere yazsak ve mantraların etkisi olur mu? Pek çok yollar var. Biz kuantum bölümünü dinleyin. Ben kuantum bölümünde bunu anlattık. Biz kendi yaşamımızın yaratıcılarıyız. O yüzden gücü elimize aldığımız zaman bu süreci gerçekleştirebiliriz. Çok kısa geçiyorum şu anda. Çünkü bütün bilimle, ilimle bayağı yoğun bir program yaptık bir gün. Onun kaydı da 4R Medya kanalında var. Oradan ulaşabilirsiniz. Eğer istiyorsanız bana da özelden yazabilirsiniz. Ben sizinle paylaşırım bu bilgiyi. O kaydı gönderirim size.
İsteklerinizi işte pek çok yollar var. Deftere yazmak, ondan sonra bırakmak istediklerimizi yakmak, pek çok. Dün Hıdrellez diye dileklerimizi yazdık, denizlere attık, değil mi? Öz şefkat pratiği sorularına verdiğim cevabı sorguluyorum. Doğru mu değil mi diye ve cesaret edemiyorum, bir türlü güvenemiyorum. Evet, çünkü limbik sistem her zaman konfor alanından çıkmak istediğinde hop tutar. Ve neyle tutar? Konuştuk. Korkuyla tutar. Güvensizlikle tutar. Şüpheyle tutar. Limbik sistem aktivitesi. Meditasyon için rahatça oturalım. Gözlerimizi kapatalım. Omuzlarımız rahat, sırtımız dik olsun. Meditasyonla başlamadan önce yine öz şefkat pratiği yapacağız. Nasıl olduğuna dair. Öz şefkat pratiğini her zaman benim özel sayfamdan bulabilirsiniz. Yazıyor Instagram televizyonunda kayıtlı. Her zaman oradan yapabilirsiniz. Bir tane ufak farkındalık meditasyonu da var. Onu da ardından uygulayabilirsiniz. Şimdi o zaman rahatça oturalım. Gözlerimizi kapatalım. Belki birazcık daha bekleyelim. Gelenler oluyor. Derin derin nefesler alıp vermeye başlayın. Omuzlarınız rahatlasın, sırtınız rahatlasın. Derin uzun nefesler alın ve verin. Her nefes alışınızı, her nefes verişinizi fark edin. Her nefes alışta vücudumuz enerjiyle dolar. Nefes verirken rahatlarız. Derin uzun nefesler alın ve verin. Gittikçe daha da rahatlayın, gittikçe daha da hafifleyin. Şimdi bir elimizi kalbimize koyuyoruz tekrar. Derin bir nefes alıyoruz. Bir nefesinizi bırakın, rahatlayın. Bütün ağırlıklarınızı da bırakın. Sessizce içinizden kendinize nasılsın diye. Nasılsın? Neye ihtiyacın var? Aldığınız cevapları dinleyin. Senin için ne yapabilirim? Tekrar derin bir nefes alın. Bırakın gitsin, rahatlayın. Şimdi yalnızlığınıza gidin. Hissettiklerinizi hissedin. Hissetmeye izin verin. Bugüne kadar hep hissetmekten kaçtık. Yalnızlığınızı hissedin. İzin verin. Yalnız hissettiğiniz anlarda duyduklarınızı duyun. Gördüklerinizi görün. İçinizdeki sesleri işitin. Vücudunuzun neresinde hissettiğinize bakın yalnızlığı. Kalbinizde mi? Karnınızda mı? Boğazınızda mı? İzin verin. Belki kalp atışlarınız hızlanıyor, konforsuz hissediyorsunuz. Belki korkuyorsunuz. İzin verin. Şu ana kadar yalnızlığınız belki de hiç mercek altına alınmadı. Kimliklenmeyin, yargılamayın. Sadece gözlemleyin. İzin verin.
Yalnızlığı hissettiğiniz zaman aklınızdan geçen düşünceleri fark edin. Belki suçluluğu, kimliklenmeyin. Bu duygunun ismini koyun. Etiketleyin. Ve onunla birlikte gelen inançları seyredin. Düşünceleri seyredin. Yalnızım. Hiç kimse bu yalnızlığımı alamaz. Her ne düşünce geliyorsa, her ne inanç geliyorsa beraberinde fark edin. Size verdiği belki acıyı hissedin. Acıyı hep bastırmaya çalıştık. Onunla karşılaşmadık. Şimdi hissedin, izin verin. Derin bir nefes alın. Ve bırakın gitsin. Şimdi içinizdeki ait olma özlemini fark edin. Ait olma isteğini fark edin. O istek bu bağ kurabileceğini bildiği için orada. Hepimizde ontolojik, ortak. Bağ kurma, ait olma isteğini fark et. Eve dönme özlemini fark edin. Bağlanma isteğinizi. Eğer bağlı olduğumuzu bilmesek, bu bağ özlemezdik. Bağlanmak her birimizin en derinlerinde yatan arzusu. Bağ kurmak. Şimdi ellerinizi kalbinize koyun. Ve şöyle deyin. Ben buradayım. Bugüne kadar seni yalnız bıraktım. Ama artık buradayım. Seni görüyorum. Orada olduğunu biliyorum. İzin verin. Hissetmeye izin verin. Her ne hissediyorsanız bırakın olsun. Yalnızlık, ayrılık acısı, aşk sancısı. İzin verin. Belki farklıyım duygusu, dışlanmışlık. İzin verin. Şimdi bu duyguya sorun. Bana ne anlatmak istiyorsun? Bana ne anlatmak istiyorsun?
Ne hissetmek istiyorsun? Ne hissetmek istiyorsun? Şefkat mi? Huzur mu? Güven mi? Yalnız olmadığını bilmek mi? Ne hissetmek istiyorsun? Derin bir nefes alın ve bırakın gitsin, rahatlayın. Şimdi çok sevdiğiniz birini düşünün. Çok sevdiğiniz birini düşünün. Belki bir dostunuz, belki yol arkadaşınız, belki evladınız. Belki bir güç figürü, belki idolünüz, belki hayvanınız veya bir ağaç, bir deniz kenarı, sevdiğiniz bir yer. Sevgiyi en güçlü hissettiğiniz yeri düşünün, insanı düşünün, gücü düşünün. Sevgiyi hissedin. Sizi koşulsuzca seven, saf sevgi veren birini düşün. Bu Tanrı da olabilir, Allah da olabilir. Veya bir dost da olabilir. Sevgiyi hissedin. Sevildiğinizi, korunduğunuzu, kollandığınızı hissedin. Sevgiye izin verin. Özlemden aidiyete doğru olan köprüyü izleyin. İzin verin. Ve bu sevgiyi kalbinizde hissedin. Biz birbirimize aitiz. İki yüz kişi aynı anda meditasyon yapıyoruz. Sevgiyi hissetmeye izin verin. Biz yalnız değiliz. Kendinizle, evrenle aranızdaki bağı hissedin. Ve hissetmeye izin verin. Derin bir nefes alın.
Ve bırakın geçsin. Rahatlayın. Bütün ağırlıklarınızı bırakın. Vücudunuzun farkına varın. Çevrenizin farkına varın. İçinizdeki duygunun farkına varın. Ve hazır olduğunuzda yavaşça tekrar gözlerinizi açabilirsiniz. Namaste. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl geçti meditasyonunuz? İyi geçti mi? Gözyaşları bizde hep olur. Her yayında biz biraz ağlarız. Ağlamak iyidir. Ağlamak, üzülmek. Değil mi? Gerçeklerle karşılaşmak çok önemli. Fark etmek. Duygulardan kaçmamak. Yapman gereken 1000 tane şey geldi aklına. Hiç anda kalamıyorum. Anda kalmak istiyorsan nefese katılıyorsun yakında. Sudarshan Kriya'yı yapacaksın. O zaman daha rahat bir şekilde meditasyona girebilirsin. İyi geldi. Güzel. Duygular şelale. Karşılaşmadık. Biz hissetmeyi unutmuştuk. Hissetmeyi hatırlıyoruz tekrar. Acıydı, tatlıydı, güzeldi. Çünkü acıyı hissetmezsek sevgiyi de hissedemiyoruz. Gerçekten sevdiğimizi, bağ kurabildiğimizi hissetmek için bu duygulara da izin vermemiz gerekiyor. Aidiyeti hissettirmek için, hissedebilmek için yalnızlığımızı fark etmemiz gerekiyor. Değil mi? Bütün bu duyguları hissetmeye izin verirsek kalbimizin etrafındaki zardan da kurtulacağız. Bugün çok yoğun duygulardaydım. Artık yorgunluk tükenmişlik hissine girmeye başlamıştım ki bu meditasyon ilaç gibi geldi. Biz yalnız değiliz. İstediğiniz zaman yaradandan, evrenden, hangi güce inanıyorsanız yardım isteyebilirsiniz. Tükendiğiniz noktada artık her şeyi o noktaya gelmeden bile yardım isteyebilir. Yardım et, yardım et. Ben bütün bu sorumlulukları taşımaktan yoruldum. Birazcık yardım rica ediyorum. Değil mi? Evet. Ağlama da gel. Ağlama güzeldir. Ağlama dönüşüm. Eğer sorumluluk alırsanız ağlamak dönüştürür. Bırak gitsin diyen bütün sesleri dinleyin. Tam odaklanamıyorum, arada kopuyorum, açıyorum gözlerimi ya da kapalıyken farklı bir şeyler. Şimdi limbik sistem gerçeklerle karşılaşmak istemediği için moduna giriyor. Tamam mı? Onun için. O karşılaşmak istemiyor esas olanla. O yüzden bizi çekiyor, başka yöne çekiyor. Can sıkıntısına çekiyor, kafa karışıklığına çekiyor, bıdı bıdı. Biz bundan daha güçlüyüz ama. Ağlayarak başlayıp gülümseyerek bitirdin. Harika. Evet, yaşasın hissetmek değil mi? Ama bastırdık hislerimizi. Ben katılacağım. Sudarshan Kriya'ya kayıt yaptırdın. Bravo. Herkes katılmalı o kursa. Evet, yaşamak istiyorum. Artık her gün kendimizi öldürmeyi bırakacağız. Yaşamaya başlayacağız. Hayatın iplerini elimize alacağız. Egoyu tahttan indireceğiz. Biz hayatı sevgiyle, aidiyetle, birlikle, beraberlikle dünyada görmek istediğimiz gerçekliği yaratacağız. Biz, bireyler olarak. Ve bunun için de zoru seçmek zorundayız. Konfor alanından çıkmak zorundayız. Yapmamız gerekeni yapmak zorundayız. O yüzden size aldığınız cevapları uygulamakla sorumluyuz. Neyse o, neye ihtiyacın var? Senin için ne yapabilirim? Bunlar büyük sorular. Ve aldığımız cevabı uygularsak dönüşümü başlatabiliriz.
zarafetle dönüşüyoruz, evet. Her gün bir doz arzuyla ağlıyoruz, evet. Sizi ağlatmak istemiyorum ama o duygular çözülecekse ağlayın. En çok güleceğiz birlikte. Evet, ağlamak güzel. Ağlamak dönüştürür. Sonunda tebessümle içelim. Ağlayamıyoruz. Evet, o zaman karanlığın içindeki aydınlık göz kırpıyor. Evet, karanlığın içinde çok büyük bir aydınlık var. Onun için korku o kapıyı tutuyor dediğimiz gibi. Korkuyla yüzleşeceğiz, dönüştüreceğiz. Aydınlığı bulacağız, aydınlığı göreceğiz. Korkularınızın esaretine girmeyin. Korkular bizim dönüşmemiz için. Eşik atlamamız için. Korkarak yaşayamayız. Hayır. Korkuyla yaşayamayız. Atlayacağız o eşiği. Biz böyle düşünür ve uygularken yakınımızdaki çok aksi ve sinirli olanlara karşı hiçbir şey yapmamalıyız. Aksi ve sinirli olanlar yakınımızdaysa farkındalıkla yaklaşacağız. Onun aksiliği ve sinirliliği beni nasıl etkiliyor? Ben ne yapabilirim? Kendimizle, acımızla karşılaşacağız. Pema Chodron, mutlaka okuyun. Her şey darmadağın olduğunda ve sizi korkutan yerler. O çok güzel anlatıyor bu ikilemle, ikilikleri. Bu durumlarla nasıl başa çıkarız? Başkaları diye bir yer yok. Hayatımızda her kim varsa biz ayağa kalkalım, uyanalım, yaratıcıyla bağlanalım diye var. O bilgiden doğru yararlanırsak o eşiği aşıyoruz. Ağlamamak ya da titrememek, hayır hayır, hiç olumsuz değil. Her ne yaşadıysanız meditasyonlarda hiçbir deneyimi yargılamıyoruz. Gerçeklerle yüzleşmek ağlattı. İlk defa başka bir şey düşünmeden yaptım. Harika. Kitabın ismi Pema Chodron. Bütün kitaplarını alabilirsiniz bulduğunuz. Pema Chodron. Yazarım. Tamam. Yalnızlık duygularımı daha önce de hissettim ama farkı şu oldu. Önceki onlar suçluyordum. Şimdi bunlar benim. Evet. Değil mi? Duygularımızdan dolayı başkalarını. Evet, çok teşekkürler İlkay. Pema Chodron. Çağlacığım, sana da teşekkürler. Evet, duygularımızdan dolayı başkalarını suçluyoruz. Aslında bizim duygularımızdan biz sorumluyuz. Ve bu sorumluluğu farkındalıkla aldığımız zaman, duygularımızdan kaçmayı bırakıp gözlemlemeye başladığımız zaman, şu anda burada ne oluyor? Oturun, izleyin, kaçmadan. Gözlemleyin, kimliklenmeden. Fiziksel hisleri fark edin. Bedeninizde neler oluyor? Boğazınızda, boynunuzda, karnınızda. İzlemek iyileştirir. Ve bağ kurun, iletişim kurun. Neye ihtiyacın var? Senin için ne yapabilirim? Şu anda seni dönüştüreyim mi? Ne yapayım? Ne istiyorsun benden? Evet. Bugünlük de bu kadar. Yayınımızı yavaş yavaş kapatıyoruz. Herkese harika bir akşam olsun. Güzel güzel uyuyun. Yarın akşam yine birlikteyiz. Yarın akşam şey var. Rotaract toplantımız var. Ondan sonraki akşam, cuma akşamı yine birlikteyiz. Meditasyon yaparken nefes yapacaksın önce, çok sıkılıyorsan. Sudarshan Kriya kursunu. Gülme meditasyonu, gülmek sonrasında ağlamak normal. Evet, o duygu boşalmaları olur. Fark etmekle dönüştürebiliriz, nefesle dönüştürebiliriz, öz bilgisiyle dönüştürebiliriz, yogayla dönüştürebiliriz, meditasyonla dönüştürebiliriz. Ama en önemlisi dönüştürmeye karar vermek. Dönüşümün yollarını sayfamda sürekli yazıyorum. LiveToBloom.com'da haftada bir kere yazıyorum. Bütün yazılarımı okuyabilirsiniz. LiveToBloom.com'da var. Dönüşüm bir yolculuk, öyle. Bugünden yarına değil, sabrederek gelişen, birliktelikle gelişen bir süreç. Onun için en önemlisi bu yola çıkmaya karar vermek. Ondan sonra yol bizi çok güzel bir şekilde götürüyor.